Ey genç kardeşlerim, Allah rızası için şu etrafınıza bir bakın. Cehennem ateşine odun olmak için yarışan gençleri, sizin yaşıtlarınızı, akranlarınızı ne olur bir bakın. Hidayetten yoksun olan, İslam'ın nurundan yoksun olan, eşinize, dostunuza, akrabanıza, komşularınıza ne olur bir göz atın. Şimdi size Allah için soruyorum. Onların cehennem ateşine gittiklerini görmenize rağmen cehennemdir demiyorum, cehennemliktir demiyorum. Çünkü Abdullah'a bakanlar, Amr'a bakanlar bu adam odundan başka bir şey olmaz dediler. Ama Allah Azze ve Celle onları cennete hazırladı. Ama cehenneme doğru yürüyen bir insanı, insanlığımızı, toplumumuzu gören gözlere sesleniyorum. Hiç mi yüreğimiz daralmıyor Müslümanlar? Hiç mi kalbimizde onların gitmiş olduğu bu yoldan dolayı bir sıkıntı belirmiyor aziz dostlarım? Allah rızası için şu sokakların içerisinde madde bağımlılığından dolayı, içtiği zıkkımdan dolayı, elinde tuttuğu, ağzında tuttuğu, cebinde tuttuğu, hanımının çocuğunun rızkını maddeye bağladığı bir adamın evinin yolunu bulamayışına bakıp da Allah rızası için hiç mi kalbin durmuyor? Ne olur sesleniyorum sana. Hiç mi sıkıntı yapmıyoruz Müslümanlar? Her şey çok gülistanlık mı? Her şey güzel mi? Şu an her şey fevkinde mi, lezzetli mi? Allah rızası için sesleniyorum. Şu an sokakların içerisinde, evet ben bunu her zaman söylüyorum. Biliyorum her zaman sizin canınızı sıkıyorum. Benim söyleyeceğim fazla sözlerin olmayacağını bildiğiniz için size sesleniyorum. Ya şu sokakların içerisinde Ayşelerin, Meryemlerin, Hatice'lerin, Sümeyrelerin, Sümeyraların, İffet sahibi olması beklenen kızların 14 yaşında, 15 yaşında, vallahi yemin ediyorum yürüdüğüm yolun kenarında, arabaların geçtiği otobanın kenarında, yahu ezileceksin be kardeşim, 14 yaşında bir kızın, hem de başı kapalı bir kızın, 25-30 yaşındaki bir adamla, suratına bakılmayacak bir adamla yan yana oturup da birbirlerine alaka kurmalarında gördüğünde kalbin titremiyor mu? Allah için sana söylüyorum, rahatsızlık duymuyor musun be dostum? Hırsızlığa yeltenenler, yahu kasları kuvvetli olmasına rağmen, eli iş tutmasına rağmen, meslek sahibi olmasına rağmen, insanları şu karanlığın içerisinde gasp edenleri, hırsızlık yapanları görmemize rağmen kalbimiz daralmıyor mu, sıkılmıyoruz mu aziz dostlarım? Ali kardeş, sıkılmıyor musun? Allah rızası için şirkin içerisinde, küfrün içerisinde, bidatın ve hurafenin içerisinde Allah'ı memnun ettiğini zanneden Müslümanları gördüğümüzde utanmıyor muyuz aziz dostlarım? Hiç mi sıkılmayacağız? Ne zaman kalplerimiz daralacak? Bakın İmam Şafii rahimeullah kendi yaşamış olduğu dönemde cehennem amellerini işleyen bir kişiyi gördüğünde bakın ne olur dikkat edin. İdrarından kan geliyormuş sıkıntıdan dolayı. Subhanallah. İdrarından kan geliyormuş. Ne zaman bize oldu böyle bir hal aziz dostlarım? Ne zaman oldu? Hangi Müslümanı gördük de, hangi kardeşimizi şu sokakta gördük de, onun bu halinden dolayı evimize gittik de, tansiyonumuz düştü de, yere düşmemek için bir kenara tutunma ihtiyacı hissettik. Soruyorum, ne zaman hissettiniz bu halleri? Ben ne zaman hissettim nefsime soruyorum. Halbuki benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari'de geçen bakın hadiste diyordu ki, benim durumumla halkın durumu ateş yakan bir adamın misali gibidir. Ateş etrafı ışıtınca, ısıtınca, oraya diyor kelebekler kanat çırparak dedir uçuşurlar. O adam ise onları kovalar. Ateşe girmemeleri için çırpınır. Diyor ki ben de, bakın diyor ben de ateşten kurtarmak için onları, kimleri, insanları, cehenneme koşan o insanları eteklerinden diyor tutmaya çalışıyorum. Oysa diyor onlar ateş içine atılmaya çalışıyorlar. Subhanallah. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer bin Hattab'ı düşünün ne olur radıyallahu an idareciydi, halifeydi. Bir bakıyorsunuz ki Azerbaycan'a kadar, bir bakıyorsunuz Afganistan'a kadar, bir bakıyorsunuz ki Şam'a kadar ordular gönderen adam, bir bakıyorsunuz ki gece vaktinde elinde asası var, sadece yaşlılara, ihtiyarlara, hastalara yardım etmek için değil, açların ve susuzların akıbetini öğrenmek için değil, elinde bir değnek var, o değneği hiç bırakmıyor. Acaba gecenin karanlığından istifade ederek kimler harama doğru yöneliyorlar? Benim bu mesuliyetini aldığım insanların içerisinden hangisi harama koşuyor diye
Ömer bin Hattab radıyallahu anh elinde sopayla geziyormuş Müslümanlar. Bizim selefimiz bunu öğretti gençler. En zor zamanlarında, en zor zamanlarında İslam'ın yeryüzünden kaldırılmak için yarışıldığı bir dönemde o tren vagonlarını medreseye çevirmiş bizim insanlarımız. Bizim alimlerimiz ahırları medreselere çevirmişler. Kömürlükleri medreselere çevirmişler. Evlerinin içerisini medreseye çevirmişler. Yolda yürürken insanlara tebliğ etmişler, nasihat etmişler. Ama hiçbir zaman nasihatı terk etmemişler, bırakmamışlar. Peki biz aziz dostlarım, ne olur gençler size sesleniyorum. Biz etrafımızdan bu kadar insanlar cehenneme doğru süzülürlerken, o kelebekler gibi ateşe uçuşurlarken, ya ne olur işin ucundan tutalım gençler Allah rızası için. Parmaklarımızla değil ellerimizle tutalım, ağızlarımızla tutalım, azalarımızla tutalım, yapışalım resmen. Sadece elimizin altına değil kafamızı o taşın altına sokalım. Bunun bedelini her birimiz ödeyelim. Ne pahasına olursa olsun. Sırf insanlığın ateşten kurtulması için gayret gösterelim. Vallahi o saatten sonra da Allah Azze ve Celle kimlere hidayet verir? Bu hidayet neticesinde ne güzellikler ortaya çıkar. Vallahi biz bırakalım Allah Azze ve Celle'yi.